Sevgili Orhan Hocam, merhaba. Merhabalar. Seni görmek çok güzel. Çok sizi uzun görmek zamandan de çok, sonra. Sizi görmek de çok güzel hocam. Özledik sizleri. Aslında böyle bu YouTube kanalı da biraz bahane oldu. Hani her ne kadar Twitter'da sizi adım adım takip ediyorsam, siz de benden haberdarsanız da o gül yüzünüzü görmek bana iyi geldi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sevgili Hilal. Dilerim her şey düzelir de bu coğrafyada ve dünyanın her tarafında bir araya geliriz, yan yana geliriz, şiirleşiriz, hasretlik gideririz, olmaz mı? Hem de nasıl olur. Olur da buraya zaten ayağınız düşerse hocam, sizi evimizde ağırlamak isteriz, sizin şiirlerinizi dinlemek isteriz, sizin anılarınızı dinlemek isteriz. Ama daha çok şimdi biliyorsunuz, yarın 27 Mart ve bizler için, tiyatrocular için önemli bir gün. Siz de her yıl yoğun geçiriyorsunuz ve bildiğim kadarıyla yarın da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde tiyatroyu buruk bir şekilde günümüzü kutlayacağız. Ben önce şunu sorayım hocam, 1,5 yıldır neredeyse sizler, ben ve bizler gibi birçok tiyatrocu dünyadan elini eteğini çekti. Evinde işini yapmadan ekran başında böyle bekliyoruz. Acaba ne zaman özgürce sahneleyeceğiz oyunlarımızı? Ne zaman biz, pandemi sadece tiyatro salonlarında mı geziyor bu korona? Ne zaman biz kurtulacağız hocam? Ne yapacağız Ya biz? Hilal, aslında bu sorunun yanıtı o kadar açık ki, biliyorsun, bir meslektaşım olarak sen savaşlarda, sık yönetimlerde, bir de darbelerde, yani ve de bu pandemi zamanlarında önce sanatın perdesi indiriliyor. Kapitalizm önce bunu beceriyor. Ülkelerini yönetenler de önce bunu beceriyorlar. En kolay yöntem bir kararnameyi yayınlıyor, çıkartıyor ve diyor ki sanat an itibariyle yasaktır. Açık adı bunu yasaklamak çünkü. 11 Mart 2020'de Türkiye'de pandemi ilan edildiği andan itibaren bütün tiyatroların perdesi inmiş durumda ve bu alandaki yaratıcı durumunda bütün arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu hemen hemen ikinci, üçüncü ayı itibariyle açlığa ve yoksulluğa terk edilmiş durumda. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde durum elbette ki farklı. Paris'te mesela, Fransa'da farklı, İngiltere'de farklı, Almanya'da farklı, Avrupa Birliği ülkelerinin bir çoğunda farklı, Amerika'da farklı, hele Küba'da çok daha farklı. Örgütlenmiş sanat emekçisinin sistem tarafından talep ettiği durumlar var ve onları şu ya da bu biçimde örgütlenmiş sanat emekçisi alabiliyor. Bir basit bir örneği var mesela. Merkel gibi bir Almanya'nın şansölyesi şunu söyledi sanat yaratıcılarına. Siz yeter ki evinizden dışarı çıkmayın, sağlığınız ve yaşam koşullarınız ve üretim koşullarınız bize emanettir. Biz gereğini yapacağız dedi ve ayrımsız sanat alanlarında üreten tüm yaratıcılarına ayda 5000 euro gibi bir maaş bağladı ve evet, sağlık hizmetlerini karşıladı. Evet, pandemi koşullarında da olsa geleceğe dair üretmek için atölyeler oluşturdu ve o atölyelerin giderlerini sağladı. İngiltere'de bunun bir altında bir durum yaşandı. Bunu birlikte gördük ne olduğunu. İngiliz hükümeti sanat emekçilerini kale almadı önce. Ama sonra sanatçılar birleştiler. Bunu birlikte izledi bütün dünya. Resimden müziğe, heykelden sinemaya, tiyatrodan edebiyata varana kadar herkes bir araya geldi ve sanat mekanlarının çevresinde halkalar, zincirler oluşturarak hükümetin durumunu protesto ettiler. Yetmedi. Geçtiğimiz ay hem Fransa'da, Paris'te oldu aynı eylem, hem İngiltere'de oldu eş zamanlı. Sanatçılar tiyatroları işgal ettiler ve nöbetleşe bekleşmeye başladılar. Çünkü alışveriş merkezlerinin açık olduğu, bizde olduğu gibi, düğünlerin, halayların bizde olduğu gibi, kongrelerin, parti kongrelerinin açık olduğu bir süreçte hiçbir önlem almadıkları için sanat alanlarının yaratım mekanları olan tiyatrolar kapalı. Bu alana yönelik herhangi bir düşüncesi yok. Çünkü bu sene benim dile getirdiğim alternatif bildiride de olduğu gibi
AKP-MHP gericiliği esas olarak benim coğrafyamda zaten sanat ve sanatçı düşmanlığını birinci sırasına yazmış durumda kendi hanesinin. Dolayısıyla nasıl işçi, emekçi haklarını tırpanlamak için pandemiyi bir fırsatı çevirdiyse aynı şeyi sanat ve sanatçı düşmanlığını da bu pandemiyi fırsatı çevirerek en güzel biçimiyle değerlendiriyor şu an. Çünkü zaten anayasada karşılığı olmayan mesleklerin sahipleriyiz biz. Anayasanın bir tek 67. maddesi var orada. Devlet sanatı ve sanatçısını korur da o kadar. Sanatçı tanım yoktur, sanatçı hakları yoktur. Kimlere sanatçı denir belli değildir. Dolayısıyla tam bir yıldır bu ülkenin sanat emekçilerinin tamamı neredeyse taş kemiriyorlar ve özellikle müzik alanındaki yaratıcılarımızın büyük bir çoğunluğu çok daha büyük acıların içine savrulmuş durumdalar. Kendi canlarına kıyan canlar var. 117'ye yakın müzik yaratıcısı genç insanlarımız maalesef kendi hayatlarına geçinemiyoruz diyerek. Önce enstrümanlarını sattılar. Evlerindeki sazlarını, kemanlarını, piyanolarını, davullarını, saksafonlarını sattılar ekmek almak için. Ama orada da yol tükendi ve tek tek kendi canlarına kıydılar. Tiyatro alanında da çok vahim durumlar var. Kapanan tiyatrolarımız var. Bunlar ülkenin saygın tiyatro salonları. Yaklaşık bir yıllık bir zaman dilimini doldurduk işte Mart'ın 11 itibariyle. Perde açamadığı için vergi borçları biriken, kira borçları biriken, doğalgaz, elektrik, su borçları bile biriken ve bunları ödeyemeyen tiyatrolar var ve bunların hepsinin maalesef tek tek perdesi kapandı. Ama şu bir gerçek. Eğer İngiltere'de ve Fransa'da olduğu gibi ya da komşumuz Yunanistan'da olduğu gibi ya da Avrupa Birliği ülkelerinin herhangi birinde olduğu gibi biz bu ülkenin sanat yaratıcılarının tamamı örgütlü olabilseydik AKP-MHP gericiliğinin işi çok daha zordu ve bunları becerme şansına sahip değildi diye düşünüyorum. Çok haklısınız. Hocam şimdi ben bireysel olarak birkaç ortak sanatçı arkadaşla işte özel sosyal medyada da özel yaşamda da görüştük ve birkaç kişini demeyeyim bayağı bir insana ulaşabildik. Fakat biliyorsunuz siz bu işin içinde olduğunuz için bizim sanatçılarımız özellikle müzisyenlerimizin duygusallığı bir hani video paylaşmaz ben açım demez ya da ben açlığa mahkum edildim, faturamı ödeyemiyorum, bunun gibi duygu sömürüsü yapan bir kesim değil sanatçı kesimi. Onun için onlarla ilgili sosyal medyada hiçbir isyan görmedik. Fakat biz biliyorduk, siz de biliyordunuz, haberleştik de, konuştuk da, işte Levent Üzümcü'den tutun diğer, yani bizim bildiğiniz kesim, hani söylememe gerek yok, duyarlı kesimi siz biliyorsunuz. Bizler video paylaşmadan, şunu yapmadan, elimizden geldiği kadar ulaşmamıza rağmen, azımsanmayacak kadar arkadaşımız, müzisyen arkadaşımız hayatını kaybetti ve maalesef Kültür Bakanı çıkıp bununla ilgili bir tek cümle bile kurmadı. Ki müzisyenler sizler de biliyorsunuz, bizler de sadece orkestrası yok bunun, bütün emekçilerini sayıyorum, bir konservatuardaki arkadaşlarımdan biliyorum, şu anda çoğu işsiz, annesinin evine taşınan oldu, kimisi pazarcılık yapmaya başladı haberleştiklerimin içerisinde ve Kültür Bakanı'ndan hiç, ben hani yurt dışındayım bilmiyorum ya, sizler oradasınız biliyorsunuz, sizlere herhangi bir basın açıklaması yapıldı mı? Bunu böyle... Hayır. Hayır Hilal'cim. Yani müzik alanı için şöyle bir şey söyledi. İntiharları görünce, insanların kendi canına kıydıkları zaman dilimlerini duyunca, basından öğrenince herhalde, yapılan açıklamalara kulaklarını tıkıyorlar çünkü. Dedi ki, müzisyen olduğunuzu kanıtlayın, size ayda 1.000 lira para gönderelim dedi. Bir seferliğine insanların bir de müzisyen olduğunu kanıtlayacaksın. Ayda 1.000 lira göndereyim dedi. Bu yani işte karşımızdaki gericiliğin, sanat ve sanatçı düşmanlığının tanımlaması esas olarak. Arkadaşlarımız 1.000 lira da bir şeydir. İstanbul'da 1.000 lira belki para değildir ama Anadolu'da paradır. Hayır. İstanbul'da da ekmek 2 lira, Anadolu'da da ekmek 2 lira. İstanbul'da da kira 1.500-2.000 liradan başlıyor. Anadolu'da da öyle. Yaşam koşulları her yerde aynı.
ülke ekonomik anlamda batmış durumda ve 1 lira dediğiniz, 1000 lira dediğiniz 100 lira değerinde bir paradır artık bu coğrafya için. Tiyatro alanından yükselen seslerimiz var. Yaşasın tiyatro girişimiyle bağlantılı. 7 maddeden oluşan bir çağrı ile ortaya çıktık. Ona da kulaklarını tıkadı. Yaptığı tek şey şu oldu. Her sene bir hak edişimiz olan özel tiyatrolara dağıttığı bir destek fonu var. Bu bir hak ediştir. Çünkü bunun mücadelesini yıllarca verdik ve bir kazanımdır. O fonun dağıtımını erkene çekeceğini söyledi ve geçen sene biz Nisan ayında, Mayıs ayında bunu bağırıp gündeme getirdiğimiz zaman her sene Eylül'de yaptığını 1,5 ay öncesine çekti. Temmuz ayında bunu duyurdu ama ne yaptı? Bu fona, o fona başvurmak için kurulmuş şirketleri bile kabul etti. Yeni kurulmuş şirketleri, 10 gün önce kurulmuş şirketleri kabul etti. Onların tamamı AKP yandaşı ve o havuzdan beslenen, benim lağım medyası dediğim medya ve işte dinci vakıf ve dernekler aracılığıyla örgütlenmiş yapılaşmalar. 58. yaşını doldurmuş Ankara Sanat Tiyatrosu'na 60 bin lira. 50. yaşını doldurmuş Dostlar Tiyatrosu'na tek kuruş vermeden. Oyun atölyesine, moda sahnesine, işte Ferhan Şensoy'a paralar dağıtmadan yandaş ve de kendi havuzundan beslenen insanları bizim paramıza dağıttı. Bizim paramız diyorum. Niye? Çünkü o fon bizim tiyatromuza gelen seyircilerin verdiği biletlerden alınan vergiyle oluşan bir fon ve o yalnızca %18. Biz devlete karşı bizi bir ticari firma, bir tüccar gördüğü için vergi yüzdemiz öyle %18 de değil. Fatura kesimiz an %33. Kazancımızın %33'ünü bu devlete veriyoruz ama bu devlet bu dönemde bile, şu pandemi döneminde bile bunu fırsatı çevirdiği için o %33'ün hiç olmazsa %10'unu, %15'ini bizlere geri iade etmeyi bile düşünmedi. Bunun adına demokrasi diyorlar. Kahrolsun böyle demokrasi Hilal. Ne diyeyim? Evet hocam. Zaten öyle bir buruk dinledim ki hocam. Çünkü zaten ben hani sizlerle biz haberleşiyoruz. Fakat ben bunu özellikle belirtmenizi de istedim. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de çok fazla sesimizi duyuramıyoruz. Yandaş medya dediğimiz medya var ve her alanda konuşamıyoruz. Kısıtlı bir medyamız var, kısıtlı şeyler var. Bireysel çalışmalarla yola çıkmaya çalışan arkadaşlarımız var. Hocam daha vahimi de hafif de olsa... İşte Türkiye'de mesela zam var diyenler bile Türkiye'deki dizilerde rol alamadı ve birçok dizi oyuncusu da aynı keza işsiz kaldı. Yani muhalif olan bütün sanatçılar maalesef bir yıldır, hatta bir yılı geçkindir mağdurlar diyebiliyoruz. Peki hocam ben şimdi sizin mesleğinize döneyim. Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yaptınız? Bu arayı nasıl değerlendirdiniz? Oyunlarınız... Ben üretmeye çalışıyorum. Üretmeye çalışıyorum sürekli çünkü ben geleceğin aydınlık olacağını düşünüyorum. Nasıl her darbe döneminden, her savaş süreçlerinden sonra önce sanat başını kaldırdı ve hayat şarkılara, türkülere, oyunlara, filmlere, dansa, resme, müziğe, şiire boğulduysa aynı sürecin tekrar yaşanacağına inanıyorum. Sanat başını kaldırdığı zaman da emek mücadelesi başını kaldıracaktır. Bu 12 Mart'tan sonra da öyle oldu. 12 Eylül'den sonra da öyle oldu. Bugün pandemiyi fırsata çevirmiş bu faşizan davranışlardan sonra da pandemi biter bitmez aynı şey olacaktır. Anadolu kolay bir coğrafya değildir. Burası eşitlik ve özgürlüğün, demokrasi ve insan hakları meselesinin şu ya da bu biçimde bu ülkenin aydınları, yazarları, çizerleri, sanatçıları tarafından dünden bugüne kadar seslendirilmiş ve bugüne taşınmış bir coğrafyadır. Işıklı bir coğrafyadır. Rengarenktir. Barışıktır birbiriyle. Kürdü, Lazı, Türkü, Apazı, Çerkezi. Her birinin geleneksel kültürü var ve her biri bir renklilik. Bu renklilik tekrar ayağa kalktığı zaman da barış gelir, eşitlik gelir, özgürlük gelir zaten. Ben o günlere hazırlanıyorum dolayısıyla. Bol miktarda yazılar yazıyorum. 3 tane kitap çalışmam var. 3'ü birden bitti. Biri Dünya Türkiye Tiyatrosu Direniş Tarihi'ni içeriyor. Bütün yasakları, baskıları, zulümleri, dünden bugüne gelen ne varsa her şeyi kaleme aldığım bir çalışma. Bir diğeri anıları içeren, tiyatro anılarını içeren, turne anılarını içeren bir kitap. Bir diğeri de ben yaklaşık 13 yıldır, 14. yılımıza giriyoruz. Sol Haber Portalı'nda her salı günü yazılar yazıyorum. O yazılardan derlediğimiz bir
köşe yazıları gibi algılayabileceğim bir yolculuk, anlamak gideni ve gelmekte olan diye bir yolculuk kitabı. 3 çalışmam var, 2 tane oyun çalışması yaptım. Nazım şiirleri üzerine bir kolaj çalışma yaptım. Yetmedi, Sait Faik Abasınyanık'tan bir oyun çalışması yaptım. Yani ben geleceğe hazırım. Benim gibi sanat alanında üreten bir sürü genç, hatta benim yaş kuşağım arkadaşlarımın tamamı geleceğe hazırız dolayısıyla. Hocam sizin yaş kuşağı dediğimiz genç hocaları, Ferhan Şensoy hocalarımızı falan diyorsunuz değil mi? Genco benim ustam. Yani daha işte 80'ini devirmiş durumda ama işte Ferhan. Ama bu arada Rutkay da benim ustam ve onlar da hazırlar. Yani bizim yaş kuşağımız derken orta yaş ve üstü yaş kuşağından söz ediyorum. Gençlerin de hazır olduğunu görüyorum çünkü. Yani kapalı tiyatroları açamıyorlar, evet içeri giremiyorlar ama evlerinin çatılarında, teraslarında ya da salonlarında oyun üretenler, geleceğe evet. hazır olan insanlar var. Bir tane iki tane değil, onlarca var. Dolayısıyla boş durmuyoruz. Onlardan bir tanesi de benim hocam. YouTube kanalı açmak zorunda kaldım ama beni Burkan Rasim Öztekin hocamız oldu. Gani gani rahmet diliyorum. O da YouTube kanalı açtığı zaman açıklama yapmıştı ya, bundan sonra açılana kadar, salonlar açılana kadar buradayım dedi ama ömrü vefa etmedi. Yani bu arada maalesef çok da kayıplar verdik hocam. Belki bunların içerisinde de üzüntüler de vardı, stresler de vardı. İşte dizi çekimlerinde koronadan giden sinema sektöründen, işte dizi sektöründen, tiyatro sektöründen. Hilal şu demin şeye yanıt da vermek istiyorum. Şimdi dizi sektöründe bazı insanlara rol verilmiyor dedin ya. Evet. Bu başından beri böyle. Haziran direnişinden, gizli direnişinden beri bu böyle. Burada kötü olan, burada protesto edilmesi gereken ahlaksızlık durumu var. Nedir? Dizi sektöründe ben oyuncuyum diye çalışanların kendilerine oyuncu sanatçı deyip oralarda çıkıp medya maymunluğu yapmasıdır. Dayanışmamasıdır, birleşmemesidir, birlikte hareket etmemesidir. Siz bunu mu yapıyorsunuz? O zaman biz bu dizilerde oynamıyoruz dememektir bir araya gelip. Çünkü görüyorsunuz ekranlarda dizi sektöründeki bütün yapımcılar aynı zamanda reklam yapımcıları, reklam verenle yayınlayanlar aynı. Özellikle TRT kökenli bütün dizilerin perde gerisindeki yapımcıların tamamı AKP, Bilal Erdoğan. Evet. Şimdi evet. Oralarda oynamak, o işin içerisinde olmak, oynamak, insan akıl zenginliğiyle oynamak değil midir? Aklını yıkamak değil midir? Ama hangi sanatsal eğitim sürecinden geçmiş ki buna boyun eğiyor bu insanlar? Esas olarak bunu sorgulamak, o insanlara da sanatçı demenin bir zül olduğunu anlamak gerekiyor. Hocam bu TRT'ye değindiniz de çok kendim birebir duyduğum ve birebir arkadaşımın yaşadığı bir şeyi söyleyeyim. TRT sanatçısı Gezi'den sonra o kırmızı elbiseli kadının fotoğrafı var ya meşhur. Onu paylaşıyor evet. Ve bunlar 3000'e yakın kişi TRT'den zoraki emekli edildi. Edildiler biliyorum. Bunlar, evet ve elemanlar. Bunların yerine alınanlar da işte Türk halk müziği sanatçısının türküyle doğru dürüst alakası olmayan, türkülerle sanatla gerçekten TRT'de resmen bir kıyım olduğunu ben şahsen TRT'de çalışan arkadaşlarımdan da dinlemiştim. Bir de geçen bir arkadaşla muhabbet ederken bu Türkiye'deki sizler gibi hani sürekli davalarla başı dertte olanlarla sohbet ederken dedi ki şimdi dedi benim çok şaşırdığım bir şey var dedi. Davası olmayan sanatçılara bakışım değişti. Sen ne oluyorsun ya? Senin neden davan yok ki? Sen sanatçısın ve davan yok. Hayret dediğim oluyor dedi. Ya da hiç suya sabuna dokunmuyor. Farklı şeylerle uğraşıyor. Fakat ben sanatçıyım diyor. İşte hayvanları besliyor ben sanatçıyım diyor. Kuşları besliyor ben sanatçıyım diyor. Aman ben devlete dokunmayayım. Fakat diyor sanatçı olarak geçiyor. Belki bir gün diyor ben şunu soracağım. Bu çok genç bir arkadaşımız. Davan kadar konuş. Ya da davan kadar sanatçısın. Doğru mudur hocam? Yani çok tuhaf değil mi bu durum? Özellikle TRT'deki durum. Yani Gezi bir mihenk taşı AKP ve MHP gericiliği için. Gezi direnişine destek veren kim varsa hepsi kara listede. Gezi üzerinden düşmanlığı çoğaltarak bugüne geldiler çünkü. Dolayısıyla Gezi direnişine destek vermiş ama sonra biat etmiş. Teslim olmuş. Korku duvarının dibine gidip orada piniklemeye başlayanlar,
İşte o dizilerde oynuyorlar ve yalnız orada değil, yalnız TRT'de değil. Piyasada gördüğünüz dizilerin tamamındaki arkadaşlarımın durumu bu. Burada örgütsüz oldukları için bunu yapıyorlar. Örgütsüz. Bu ekmek parası kavgası böyle yapılmaz. Ekmek parası kavgası onur kavgasıdır, vicdan kavgasıdır, şeref, haysiyet kavgasıdır, vatan kavgasıdır, yurt kavgasıdır. Bir işçi gibi, bir emekçi gibi. Çünkü sanatçı da, oyuncu da işçidir. Öyle düşünmelidir kendini, birleşmelidir. Sana dayatılan bir şey değil. Sen kendi bireysel, kişisel ve toplumsal özgürlüğünü kullanarak sanatsal yaratıda bulunabilirsin. Ürettiğin işlere sanat ürünü demek de dolayısıyla tartışmalı duruma gelir bu haliyle. Ve görüyorsun birbirinin benzeri, birbirinin kopyası, yalan dolan tarihler, yalan dolan aşk ve insan ilişkileri üzerine kurulu bir süreç. Teslim olmuşların bize sundukları bir görüntü ekranların üzerinden taşanlar. Hocam ya yarın için ben sizin bir bildiriniz var. Onu sizden okumanızı rica etsem mümkün müdür? Bunu tamam. Böyle kalsın benim arşivimde istiyorum. O güzel sesinizle. Yani yarın 27 Mart biraz sadece bizim Türkiye'de değil dünyada buruk geçecek bir tiyatrocu oyuncularının kutlayacağı bir bayram olacak. İnsana insana bir yıldır anlatamamanın sıkıntısı ve üzüntüsü içindeyiz hocam. Onun için ben sizin gibi ben de 1,5 yıldır 2 oyunum çıkacaktı. Yönettiğim bir oyun çıkacaktı. Tek kişilik oyunum çıkacaktı. Olmadı ama şu hayalimi söyleyebilir miyim hocam? Lütfen, olur da bir oyunuma denk gelirseniz sizinle bir sahnede oynamak isterim hocam. 5 dakikada seve olsa. Seve seve. Canım ilerleyelim. Canım ilerleyelim. Seve seve. Yeter ki o günler gelsin. İnşallah. Yeter ki. Seve seve. İnşallah. Evet, yarın 27 Mart Dünya Tiyatro Günü ve yalnız benim ülkemde değil, dünyanın dört tarafında perdeler kapalı. Bir tek Küba'da açık. Bunu bilmeni istiyorum. Öyle mi? Onu bilmiyordum hocam. Tabii, Küba'da açık. Küba'da miyiz? Açık. Küba'da kapalı açık bir ara denilmişti. Küba'da bir aydır açık çünkü Küba'da korona. O evet. Küba'da korona denen bu bela denetim altına alınmış durumda ve insanlar pandemi koşullarına uygun bir biçimde gidip oyunlarını, baleyi, senfoniyi ve tiyatroyu izleyebiliyorlar. Bir tek orada açık. Darısı dünyadaki bütün sahne ve tiyatro emekçilerinin başına yakındır umarım ama hocam. O günler diye düşünüyorum. Umarım hocam. Umarım bir an önce sahneyle buluşuruz. Kapitalizm kendi buhranını, ekonomik buhranını da bu anlamda pandemiyle fırsata çevirmiş durumda. Ne zaman biter bilemiyoruz ama görünen odur ki sürecek. Çünkü işte 3. dalga geliyor. Benim ülkemde de öyle, dünyanın her yerinde de öyle. Uzun sürecekmiş gibi gözüküyor. Tiyatro sanatı insanla yüz yüze yapılan, seyirciyle yüz yüze yapılan, gözünün içine baka baka söylenen, gözünün içine baka baka oynanan ya da salona ya da ışığa baka baka ama insana söylenen, insana oynanan bir sanat alanıdır. O opera da öyledir. Bale de öyledir. Senfoni de boş salonda çalınmaz. O da öyledir. Bütün sanat alanları öyledir. Evet. Heykeli de yontup heykeltıraş heykelini yontup kendi galerisinde sergilemek gibi insanlarla yüzleştirir. Ressamlar resimlerini yapar, insanlarla yüzleştirir. Dolayısıyla bütün sanat alanları insan olmadan bir hiçtir. Onun için bir an önce bitmesini istiyorum. Umarım şimdi hocam. İzninde okuyayım. Okuyayım. 2 tane bildiri yayınlandı. Biri uluslararası bir bildiri, biri İngiliz aktris tarafından, bir yönetmen, bir oyuncu tarafından yayınlandı. İçeriğinin çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Çünkü kapitalizmin önce insanı kirlettiğini, insanın da hayatı kirlettiği gerçeğinin ötelendiğini düşünüyorum. Shakespeare'den bugüne kadar, kaldı ki Brecht'ten bugüne kadar diyelim daha sağlıklı olur. Dünyada sanat gerçekçiliğin izini sürdü hep. Yalanı yenen ve de gerçeği açığa çıkartan. Bunun içinde insanı temele alıp, emeği temele alıp bunun üzerinden tiyatro sahneleri yeniden yeşerdiler. Müzikler bunun için yapıldı, danslar bunun için yapıldı, şarkılar bunun için söylendi. Bütün oyunlar dünyanın dört bir tarafında alternatif salonlara kaydıysa eğer sanat, temel sebeplerinden bir tanesi sistemin dayattıkları dışındaki gerçeğin peşinden koşmaktı. Bir diğer bildiri de benim ülkemde ulusal bildiri olarak yayınlandı. İki usta, ikisi de çok yakın dostum.
biri Metin Akpınar, diğeri Müjdat Gezen. İkisi tarafından kaleme alınmış bir bildiri var. O bildiriye de dostça söylemek gerekirse eleştirilerim var. Çünkü o da ülke ve dünya gerçekliğinden kopuk diye düşünüyorum. Benimki bir rahat bilmezlik değil ama ben bu ülkede sanat emekçilerinin de sanatçıların da Atol Behramoğlu ile beraber sanatçılar girişiminde temsilciliğini yapmış ve yapmakta olan birisi olarak duyarlılığın çok daha farklı olması gerektiğini, yaşadığımız gerçekliğin açığa çıkartılması gerektiğini, insanlığın da bu gerçekliği bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için hocam, böyle bir... Hocam burada bir şey soracağım. Şeyden kaynaklı olabilir mi? Biliyorsunuz Metin Akpınar ve Zeki Alasya, hep Zeki Alasya diyorum Metin Akpınar deyince, ne kadar içimize işlemişse, Müjdat Hocam'la Metin Hocam diyeyim ben, bir süreç yaşadılar ve zor bir süreç yaşadılar. Yaşları gereği de biliyorsunuz, sizler de destek oldunuz. Acaba onun da etkisi olabilir mi hocam? Ben onlar adına burada çok üzüldüm. Katılmıyorum. Ben ikisini de hiçbir biçimde hiç kimsenin susturabileceği kanısında değilim. Onlar hep gerçekleri söyleyerek ve gerçek için aydınlık, ışıklı, eşit, özgür bir ülke için ve Cumhuriyet'in aydınlanma devrimleri için üretmiş yaratıcılardır. Ama ben bildiriyi zayıf bulduğumu söylüyorum. Yoksa bir korku duvarına teslim olduklarından değil. Söylemek istediğiniz soru budur. Korku duvarına değil. Hani asla susmayacaklarını biliyorum. Sizin gibi, diğer hocalarımız gibi susmayacaklarını biliyorum. Biraz acaba diyorum yoruldular mı? Bu ara bitkinler sanmıyorum, mi? Sanmıyorum. İyiler mi hocam? Hocalarım iyi mi? Hayır. Asla. Çok iyiler. Şimdi tamam. İzinle ben kaleme aldığımı ve işte bu akşam Yol TV'de yayınlanacak, yarın Artı TV'de yayınlanacak, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin sayfasında yayınlanacak, basında Cumhuriyet'te yer bulacak, bir günde yer bulacak, Evrensel'de yer bulacak falan. Kaleme aldığımı bildiriyi seninle paylaşmak istiyorum. Lütfen hocam, büyük bir mutlulukla dinleyeceğim. Sanat asla korkakların işi değildir. Hele tiyatro hiç değildir. İnsanlığın en eski ve en saygın sanat yaratı alanı olan tiyatro, bugün tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Pandemi günlerini fırsata çevirip işçi, emekçi haklarını gasp edenler, ortaya çıktıkları ilk günden beri sanata, sanatçıya karşı saklamadıkları düşmanlıklarını da fırsata çevirmiş, tüm sanat alanlarının giderek tiyatronun boğulup yok edilmesi için gereğini yapmaktan geri durmamışlardır. Bugün 27 Mart 2021 Dünya Tiyatro Günü'nde bir kez daha biliyor, görüyor ve yaşıyoruz ki oyuncu da işçidir ve kaderi tüm işçilerle, emekçilerle ortaktır. AKP-MHP gericiliğinin, Cumhuriyet'in tüm kazanım ve aydınlanma değerlerini ayaklar altına aldığı şu karanlık günlerde halkının yanında yalana karşı diklenen, doğrudan ve gerçekten yana olan sanat yaratıcısının görevi tarihsel bir öneme sahiptir. Asla hiçbir dayatmaya boyun eğmeden eşitlik, özgürlük ve barış için üretmeye devam etmek, gelecek mutlu günlerin çağrıcısı olarak örgütlenip kardeşliğe ses olmak, umudu bahar dalları gibi coşturmak her zamankinden daha gerçekçi ve vazgeçilmezdir. Bilinmelidir. Batmakta olan geminin duvarlarına resim yapmaya çalışanlar birlikte batacaklardır. Bugünler bitecek ve Anadolu'nun bağrından hayata ışıklar saçacak olan perdelerimiz yeniden açılacak. Karanlık işçilerin, emekçilerin, sanat yaratıcılarının örgütlü mücadelesiyle yeniden aydınlanacak, her tür düşmanlık ve ayrımcılık mutlak yere çalınacaktır. Selam olsun eşit, özgür bir gelecek için üretenlere. Selam olsun dünyanın ve ülkemin aydınlık geleceğine. Sanat asla korkakların işi değildir. Hele tiyatro hiç değildir. Yaşasın 27 Mart. Dünya Tiyatro Günü. Hocam ben sizi alkışlıyorum. Lütfen bu alkışımı milyonlarca yurt dışında yaşayan
tiyatrocu ve sanatçı arkadaşım adına aldığınızı varsayın. Çünkü eminim ki Fransızcaya da çevrilse, Almancaya da çevrilse, hangi dile çevrilse çevrilsin, aynı duyguları yaşayan milyonlarca sanat emekçisi var. Evet hocam, o kadar dolu dolu söylediniz ki zaten içi dolu. Biz zor olanı tekrar yapacağımıza inanıyorum. Bize güç veriyorsunuz bir de. Ben sizi Twitter'da zaten takipçinizim. Bir de şimdi ben de seni takip ediyorum Hilal'cığım. Ben de seni takip ediyorum. Başımıza bir şey gelince koşuyoruz hocam. Evet. Hocam bir şey soracaktım. Bir dava gibi bir şey vardı bir ara. Bir tane değil, 16 tane dava var. Bir tane, Allah iki tane değil. Allah bağışlasın. İstinafta bekleyenler var. Yargıtay'da olanlar var. Girdiğim duruşmalar var. Hala yeni açılanlar var. İki hafta evvel bir tane daha açıldı. Hepsi hakaret davaları ve yani Brecht'in şiirini paylaşıyorum. Ondan hakaret davası açıyor. Nazım şiirini paylaşıyorum. Hakaret davası açıyor. Mesela seninle yaptığımız bir konuşmada mutlak bir devlete ve devlet büyüklerine hakaret diye bir şey bulurlar ve oradan dava açarlar. Ama fark yazılar edeyim. Yazıyorum. Büyüklerin adını saymadık hocam. İlk büyükleri saymadık. Ne olacak ki? 3 sene evvel 2 Temmuz 93 Sivas katliamının yıl döneminde Kuşadası'nda stadyumda 10 bine yakın insan var. Milletvekilleri var CHP'den. Akademisyenler var. Emre Kongar hocam dahil. Onlarca insan var. Kürsüye çıktım. İsmini vermeden diktatör bozuntusu dediğim için 11 ay 20 gün ceza yedim. Ne fark ediyor ki? Dolayısıyla yani evet. Dolayısıyla suç aramak mesele. Suç aradığın zaman bulursun. Suç yaratırsın ya. Hocam şimdi ben de çok davam var. Biliyorsunuz Allah bağışlarsa benimki de sizinkinden fazla. Büyüttüm, besledim. Alnımızın teriyle mi kazandık hocam? Biz bunları elimizin teriyle mi kazandık bilmiyorum. Onurumuzla kazandık, şerefimizle. Onurumuzla, şerefimizle ve vicdanımızla kazandık canım benim. Yani evet, ben vicdanlı insandır. Susmayacak insan vicdanlı insandır. Baskıya yani boyun eğmeyecek olan vicdanlı insandır, onurlu insandır. Biz görevimizi yapıyoruz. Tarihsel bir görev olduğunu düşünüyorum. Vicdanlarımız ölmediği sürece de, yani biz ölmediğimiz sürece de bunu yapmaya devam edeceğimiz açıktır. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yarınımız kutlu olsun, bugünümüz kutlu olsun. Ben bir gün önceden sizi yakalamak istedim çünkü biliyorum yoğunsunuz. Yarın çok yoğunum. Ama tabii sonralarda sizinle oyunlar başladığı zaman, perdeler açıldığı zaman ve ayrıca kitaplarınız çıktığı zaman da yine sohbet etmek isterim. Umuyorum, ben de sizin gibi umut doluyum. Şayet şu kadar. Umudum olmazsa bu kadar gülmezdim, görüyorsunuz sürekli dişler meydanda. Hilal'cığım çok teşekkür ederim. Çok güzel bir birliktelikti bu. Senin aracılığında bizi izleyen gurbetteki dostlara, Anadolu'daki dostlara, dünyanın her yerindeki insanlara da sevgiler sunuyorum. Yinelemek isterim. Sanat asla korkakların işi değildir. Hele tiyatro hiç değildir. Sevgiyle kal değerli Hilal. Yaşasın korkusuzluk diyelim o zaman. Ayrıca çok teşekkür diyelim, ediyorum. Sevgiyle kalın. Sizi çok seviyorum hocam. Kendinize çok iyi bakın. Sağ ol Hilal. Görüşmek üzere. Sevgiyle kal.